Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Serkan Hoca. Sorularla kolay Türkçe videomuzun ilk videosu olan sözcük düzeyinde anlamda karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ilk önce sözcük nedir, kelime nedir onun anlamından bahsedelim. Sözcük anlamı olan en küçük dil birimidir. Anlam taşıyan veya cümlede sadece görev üstlenen seslere, ses birliklerine sözcük diyoruz. Sözcükler bulundukları cümleye göre anlam kazanabilir. Gerçek anlam. Sözcüğün yüklendiği ilk konulu çekirdek anlamıdır arkadaşlar. Sözcüğün sözlükteki ilk anlamı olduğu için sözcük anlamı ya da temel anlamda denir. Örnek: odaya girdi, perdeyi çekti. Arkadaşlar burada perde gerçek anlamda kullanılmaktadır. Masadaki vazoyu düşürdü. Evet, düşürmek gerçek anlamdır arkadaşlar. Sandığı açtığında sandık boştu. Gerçek anlamdır. Evet, yan anlamdan bahsedelim. Sözcüğün ilk temel anlamıyla ilintili olarak zaman içinde kazandığı yeni anlamlardır arkadaşlar. Genellikle sözcüğün temel anlamıyla biçim, işlev, amaç ilişkisi içerisinde benzerlik ve yakıştırma yan anlam kazanmada etkili olmaktadır. Örnek arkadaşlar, çay kenarındaki kurbağacıkları suya kovaladı. Burada arkadaşlar kurbağacık bildiğimiz canlı hayvan olan kurbağacıklardır. Kurbağacıkla gevşeyen vidaları sıkıladı. Arkadaşlar bu da bir tür anahtar olan kurbağacıktır. Zaman içerisinde anlam kazanmıştır arkadaşlar. Dediğimiz gibi temel anlamda bir hayvan ismi iken yan anlamda arkadaşlar bir anahtarın ismi olarak kurbağacık kullanılmıştır. Arkadaşlar, mecaz, değişmeci anlamda bir ilgi ya da benzetme ile sözcüğün gerçek anlamından tamamıyla uzaklaşarak edindiği yeni anlamdır. Örnek: biz de evlenip yuva kuracaktık diyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi yuva yani bir korumak amaçlı bir mesken olarak kullanılıyor. Burada ise bir aile kurmak amacıyla ne yapılıyor? Benzetim yapılıyor arkadaşlar. Sen beni düşürdün el diline demiştir. Evet, burada da düşürmek yere yuvarlanmak anlamında değil, ağızdan ağza laf olarak kullanılmış arkadaşlar. Mecaz anlam kazanmıştır. Adamı 2 yıl boş sözlerle oyaladılar. Arkadaşlar buradaki boş sözcüğü de arkadaşlar içinde hani yokluk anlamından ziyade hiçbir geçerli olmayan söz, laf anlamında kullanılmıştır. Burada da mecaz anlam kazanıyor. Şimdi mecaz anlamla yan anlam birbirine çok benziyor arkadaşlar. Sözcük temel anlamından uzaklaşıp yeni bir kavramı karşılayan bir ad olmuşsa yan anlam. Hani kurbağacık örneğinde verdiğimiz gibi. Temel anlamından sıyrıldıktan sonra bir kavramın adı olmak yerine sanatlı bir ifade olarak kalan kelimeler ise mecaz anlam oluyor. Terim anlam, bir sözün belirli bir bilim, sanat, spor veya belirli bir meslek alanına özgü kavramları karşılamak üzere kazandığı anlamdır. Örnek: perdesi pencerelerin ölçüsünü yanlış almış. Yani perdeci pencerelerin ölçüsünü yanlış almış diyor. Burada ölçü uzunluk birimi olarak gerçek anlamında kullanılmıştır. İkinci örneğimizde büyüklerle konuşurken ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani burada gerçek anlamından uzaklaşarak edebi ve sanatlı bir hal ile benzetmeye çalışılmış. Yani konuşurken doğru düzgün konuşmak gerektiği yönünde bir ifadeyi karşılamış arkadaşlar. Örnek: Yahya Kemal şiirlerinde ölçüye önem verirdi. Burada ise arkadaşlar terim anlamında kullanılıyor. Yani kafiye, uyak gibi bir terimi karşılayacak şekilde kullanılmıştır diyoruz. Evet, şimdi örnek sorularımıza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bakıyoruz, orada kilim dokuyan kadınların arasında yaşam savaşı veriyordu. Dokuyan, dokumak gerçek anlam. Aradığım seçenek Adana'dır. Diğer seçeneklere bakalım. Kendi aleyhinize de olsa doğru davranınız diyor. Evet, burada dürüstlükten bahsediyor, doğruluktan bahsediyor.
yan anlamı olarak kullanılıyor. Bütün güzel hayaller kalbine ay ışığında doğardı. Burada mecazi bir anlatım söz konusu. Çocuğun bu kontrolsüz hareketlerini dizginleyecek bir büyüye ihtiyacımız var. Dizginlemek yine burada da yine bir dikkat ederseniz bir mecazlı anlatım söz konusu. Fabrikada tembellik edenler için dişli bir ustabaşı gerekiyordu. Dişli burada da yine aynı zamanda benzetme söz konusu. Mecaz anlam. Adana seçeneği de o seçeneğimiz. İkinci soru. Ekmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanmıştır arkadaşlar? Sen bu vatanın ekmeğini yiyorsun ve ona hizmet borcun var. Yani buradaki ekmek maaş alıyorsun anlamında kullanılıyor. B seçeneğinde sofrada dikkat ediyorum önünde bir dilim ekmeği bitiremiyor. Evet, gerçek anlamında kullanılmış. Üçüncü sorumuz açık sözcü yukarıdaki cümlelerin hangisinde kilitli durumda olmayan anlamında kullanılmıştır arkadaşlar? Kapı açık, itin ve girin içeri. Yani aradığımız seçenek direkt çıkıyor zaten. Adana seçeneğidir. Kilit olmadığı anlamında, durumlu olmayan anlamında kullanılmıştır. O yüzden yan bir seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz ev sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinin gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Yani bir yapı anlamında bakacağız. Emeklerini kerpiçten yapılmış bir ev. Evet, yapı anlamı olduğu için direkt Adana seçeneğidir. Diğerlerine bakıyoruz. Ev bark sahibi olacak zamanı geldi. Yani burada aile kurma zamanı geldiğinden bahsediyor. Yakışıklı ve kibar ev sahibi. Yani burada yapı olarak değil, daha çok yani bir mal sahibi olarak kullanılıyor. Amcam o yıllarda evi sırtında bir adammış. Yani ailesine bağlı bir adammış diyor. 11 yaşındaki bu çocuk evin direğiydi. Yani evin temel geçim kaynağı yani omzunda taşıyan kişiydi anlamında kullanmış. Camsı Adana. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bakıyoruz. Ortam kalabalık olunca sorunun tam açamadı. Evet yani burada söyleyemedi anlamında kullanılmış. Ne zaman yanına uğrasam her defasında sıcak karşılamıştır beni. Evet burada mecazlı bir anlam söz konusu. Ülkede çıkan iç savaşın ruhlardaki yıkımları, evet mecazi söyleyiş. Dışarıdan gelen yaprak hışırtılarıyla uyandı o sabah. Dışarıdan gelen, evet dışarıdan gelen ses gerçek anlamıyla kullanılıyor. Aradığımız seçenek denizdir. Altıncı sorumuz aşağıdakilerin hangisinde sökmek sözcüğü akla gelen ilk anlamıyla yani temel anlamıyla kullanılmıştır. Dün geceki fırtına koca koca ağaçları yerinden sökmüş. Evet, yerinden çıkarmış anlamında temel anlamıyla kullanmış arkadaşlar. Aradığımız seçenek Adana'dır. Diğerlerine bakabiliriz. Birinci sınıflar için okumayı ilk söken okumayı ilk söken Merve oldu diyor. Yani okumaya başlayan kişi olarak dikkat ederseniz burada temel anlamından uzaklaşmış, yan anlam kazanmış. Üç arkadaş şafak sökünceye kadar sohbet ettiler. Yani şafak yani gün ağarmaya başlayıncaya kadar diyor. Burada da yine aynı şekilde yan anlam. Çocuğun örgümü sökeceği aklıma hiç gelmezdi. Yani örgüsünü, dikişlerini veya işte çıkaracağını aklımda gelmezdi diyor. Burada da uzaklaşmış gerçek anlamdan. Bütün legoları söktü. Yeni bir köprü yapmaya başladı. Evet, burada da legoları parçaladı anlamında kullanmış arkadaşlar. Aradığım seçenek Adana seçeneği. Akla gelen ilk anlam sökmek yani çıkarmak yerinden çıkarmak anlamında Adana seçeneği. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde boy sözcüğü mecaz anlamında kullanmış arkadaşlar? Edebi sanatlı bir kelime arayacağız. Yokuşlar eğri büğrü dimdik ve minare boyu uçurumlarla doluydu. Burada bakıyoruz. Minare boyu uçurumlarla doluydu. Burada gerçek anlamında kullanmış. Boy gibi. Yorganın boyu çocuğa göre birazcık kısaydı. Yani bu da uzunluk anlamında kullanılmış. Rafa boyu yetişmeyince altına sandalye çekti. Evet, yine uzunluk. Bu gömleklerin iki boy büyüğü. Evet, bu da aynı şekilde yan anlamda kullanılmıştır. Edirne seçeneği çene yarışını kimse bizimle sınıfla boy ölçüşemezdi. Burada edebi bir sanat söz konusu Edirne. Evet, 8. soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde boy sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Az önce çözdük, geçelim.
9. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde mecazi bir söyleyiş söz konusudur? Dil ve yazı birbirinden ayrı iki göstergeler dizgisidir. Burada yok. Yazının tek varlık nedeni dili göstermektir. Dil bilimin konusunu aşır yazıdaki sözcükle konuşmadaki sözcüğün birleşimi oluşturmaz. Ne var ki yazılı sözcük görüntüsü olduğu sesli sözcük de öylesine kaynaşır ki sonunda baş köşeye kurulu verir. Yani burada baş köşeye kurum edebi bir söyleyiş var. Denizli seçeneği olacak cevabımız. Evet ve son sorumuz. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde mecazi bir söyleyişe yer verilmemiştir? Yağmur hayadı, hayacak. Evet burada yer verilmiyor. Adana seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. Nedeni bilmediğim bir keder akıyor damarlarımda. Mecazi söyleyiş. Kalbim üstünde binlerce bıçak ağzı. Mecazi söyleyiş. Ve yüzüm ömrümün atlası. Yine mecazi söyleyiş. Düzlükleri, bunaltı, yükseklikleri, korku, uçurumları, yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yine mecazi söyleyiş. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Böylelikle ilk ünitemizin birinci videosunu çekmiş olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.